Başladım çekime. Türbünlere mürbünlere de al bak, tepede kadar oynuyor. Tepede seyredenlere de al bak. Hemen al onları da. Hemen bir haftasına yarışma düzenledik. Yarışmalar nasıl geçiyor? Ne diyorsunuz? Yarışmalarımız iyi geçti. Son serilere geldik artık. Dışarıki illerden de arkadaşlarımız katıldılar sağ olsun. Kırklar elinden gelen oldu. Edirne'den gelen oldu. Biga, Çan, evet. Yenice tarafından arkadaşlar geldi. Kazalardan, Çanakkale kazalarından. Katılım normal, yani üst düzeye yakındı yani. Evet. Hala devam ediyor atışlarımız. 3 saat oldu. Güzel geçti. Finallere geldik yani. Finallere kadar geldik. Allah çok şükür. Şu ana kadar bir kaza bela olmadı. Evet. İnşallah tamamını yapacağız yani. İlgi alaka kulüp şeylerinden, üyelerinden nasıl vaziyetler?
Gençlere çok görüyorum burada, bir delikanlıyı görüyorum. Sen kimsin, bir kendini bir tanıt bakayım bana. Yok ya. Söyle. Söyle adını soyadını. Adım Burak, soyadım Karol. Meraklı mısın sen de, atıcı mısın? Biraz. İstiyor musun? Baban gibi olacaksın mı böyle derecelere? Yok ya, çok dereceye giremem. İnşallah girersin, çalıştıkça girersin. Evet, Hasan Bey, sizi dinleyelim. Siz ne de dersiniz? Vallahi sabahın erken saatlerinde başladı şeylerim, atışlarımız. Evet. Bu saate kadar sürüyor. Ufak tefek problemler, yağış moğıştan dolayı biraz aksaklıklar oldu. Evet. Tabii Çanakkale ve bölgesinden katılım, bayağı bir katılım oldu. Katılım oldu inşallah. Yani kazasız belasız inşallah tamamlayacağız şeyi. Ama ilgi alaka fazla da bu yağmurdan sonra azaldı herhalde. Evet, yağmur olunca bayağı kişi gitti diyorsun. Gitti yola yani. Gidenler de var. Evet. Tabii ki. Özkursan neydi arkadaşın? Yavuz Bey nerede? Milli atıcı Yavuz Alço Bey burada. Çağıralım kendisine. Bir seslen. Yavuz Bey. Yavuz Bey hoş geldiniz Çanakkale'ye. Sağ olun. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Özkursan'ı tebrik ediyoruz. Sağ fişeklerinden olun. Dolayı orijinal fişekler yapıyor. Bütün avcılar çulluk, bıldırcın, keklik, üvek avları için fevkalade orijinal. Herhalde bu yurt çapında olduğu kadar Avrupa çapında da tabii ki, bir yani yarışmaya girip de netice alıyoruz. Şu zaten yurt dışına çok mal veriyoruz. Evet. Özellikle şu iki fuarda, geçen seneki ve bu seneki fuarlarda yurt dışına çok mal verdik. Çok büyük istek var ve çok büyük bir beğeni var. Evet. Ülkemizde de zaten aynı zamanda çok büyük bir beğeni var. Çok güzel. Biz yıllardır yabancı fişeklerin peşinde koştuk. Şimdi Özkursan koşturuyoruz. Şimdi bundan sonra yabancı fişek herhalde az girer veya da ileri doğru İnşallah. Sizin övünçlüyüz. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür Milli ederim. Bir firma olarak i̇nşallah tebrik yani. Ediyoruz. Sizler beğendikten sonra bize daha iyisini yaparız inşallah. İkinci olarak bir de şey var. Yaptığınız hizmet var. Bu trap ve kurşun atışlarını organize de destek oluyorsunuz. Sponsor oluyorsunuz. Tabii, teşvik ediyorsunuz. Tabii ki yani bu sene mesela biz şöyle İstanbul'da iki tane yaptık. Bir kurşun trap karışık yaptık. Bir de trap yaptık. Çok büyük yarışma yaptık ve çok büyük ödüllü yarışmalar yaptık. Evet. Tabii bunu böyle yerel işte çayır trap tabir ettiğimiz bu tip yerlere de çok sponsorluk yaptık. İşte fişek verdik, işte reklamımızı yaptık. Atıcılara çok sponsor olduk. Mesela 3 tane şu an bizim milli atıcı sporcumuz var. Evet. Destekli sporcumuz var. Onlara mesela veriyoruz. Onları daha iyi skor yapsınlar diye, daha çok antrenman yapsınlar diye çok çok fişek veriyoruz biz onlara. Allah razı olsun. Yeleklerimizi veriyoruz tabii. Ama gelecek sene daha da görkemli, daha da fazla yapacağız. Daha da yani planlı, daha benim, da güzel. Çanakkale için de bir sözüm var. Seneye Allah nasip ederse bunu ben Cemil Öz yani Özkursan adına kendisiyle görüşeceğim ve buraya biz gelecek sene bir daha müsabaka yapacağız. Bir yatırım çok inşallah. Müsabaka ve bütün yönetim kurulu burada olacak inşallah. Şimdi şöyle diyeyim. Çanakkale bizim ismi çok büyük. Dünyada başka Çanakkale yok. İkincisi, Çanakkale'nin geçmişte Türkiye birincileri var, millileri var. Var. Cengiz Berberoğlu var. Biliyorum. Zafer Dursun var. Biz birinciliğe alışkınız ama traba yeni başladık. 2011'de açıldı bu sahamız. İki sene içinde bakın, İstinye'de en büyük yarışmada, sizde yarışmalarda arkadaşlarımız civar ilçelere gidiyorlar ama İstanbul'da birincilik getirdi, dördüncülük getirdi. Biz sponsor arıyoruz. Kendi kıt imkanlarından uğraşıyorlar. Tabii ama bakın ben de bir Yavuz Alço olarak buraya ben arkadaşlarım için geldim. Ben cuma sağ gününden olun, beri sağ buradayım. Olun, teşekkür üç gündür ederim. Arkadaşlarım beni davet ettiler. Sağ teşekkür olsunlar. Ederiz. Ağırladılar. Ben de onlara işte yardımcı elimden geldiğinde yardımcı olmak için yine de çağırsan yine de gelirim. Yine çağırsan yine gelirim. Yani benim için öyle bir sıkıntı yok. Yeter ki benim bu Trakya'mdan bir tane şampiyon daha çıksın. İnşallah. İnşallah. Hedefimiz o. Yani, bizim de ama, böyle. Ama olacak. Yeter gizli ki o kişiyle, o arkadaşlarım da bu sporu küsmesinler, devam etsinler. Benim en büyük amacım o. Evet. Küsmek bu işte başkasının önünü açmak demektir. Küsmeyeceksin. Küsersen zaten bir başkasının beklentisi odur ama küsmemek gerekir evet. Bu sporda. Kaçırmak bunun doğasında vardır. Ben yıllardır 30 küsur senedir bu sporu yapıyorum. Benim de zaman içerisinde düşük skorlar attığım oldu. Çok iyi skorlar da attığım oldu. Düşük attım diye ben bu sporu bırakacağım diye öyle bir algı olamaz. Yani sporcular da çok aykırı bir olaydır. Şimdi ben şöyle düşünüyoruz Çanakkale olarak. Bu İstinye'deki yapılan yarışmada biz bir çıtayı yükselttik. Fırlama evet, yaptık. Evet.
ve geçmişteki B birincilerimizi hatırladık ve bir de sizin gelip de teşvik vermeniz, destek vermeniz, sponsorluk yaptırmanız bizim için çok büyük bir sevinç oluyor. İnşallah bunu devam ederiz. Arkadaşların gönlünde hep millilik yatıyor. Ama hani, genç hepsi yani. Olması gerekir. Bunda da teşvik lazım. Tabii ki. Bir de şu olay da var. Yani şimdi bir de reklam çok önemli. Evet. Mesela bak çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Bu çekimleri yapıyorsun. Şimdi bunu akşam mesela burada Çanakkale'de bir sürü insanla seyredecekler. Onlar da çocuklarını getirecekler. Nerede diye soracaklar. Evet. İşte önemli olan sadece gelip burada 10 kişinin atması kahvede 10 kişinin anlatması değil de bir televizyonun çok büyük bir reklamı vardır. Bu da zaten sizin kendi şeyiniz, üstünlüğünüzdür, geldiniz. Bak şimdi birkaç kere böyle şeyler tecelli etsin ve birçok insan buraya çocuklarını getirecekler. İnşallah. Kızlarını getirir. Bu spor sadece erkeklerin değildir. Tabii. Bir yani mesela şu an Türkiye'de 40 tane kız var. Bayan var, koşturuyor bu tabii işi. Ki İnşallah bizde de olur. Yani kutayı, olimpiyat kotasını alan kızımız var. Nihan Gürel mesela. Evet. Kendi bileğinin hakkıyla olimpiyat kotası aldı. Evet. İşte biz inşallah bundan sonra devamlılık arz eder. Devamlılık i̇nşallah, olur. İnşallah, inşallah. Milli sporcularımızı çıkartırız. Tabii desteğinizle, ki. Desteğinizle. Yani benden ne istiyorlarsa ben Yavuz Alçak adına kesinlikle onların yanındayım. Sağ olun. Bunu, çok. Yani sizlerin karşısında söz veriyorum. Sağ Yeter olun. Ki benim arkadaşlarım teşekkür istesinler. Ederiz. Yavuz Alçak burada. Yardımlarınız, ilginiz için. Ben de teşekkür size, ederim. Size, şahsınıza, bütün Özkursan ailesine. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Olun, sağ olun. İstinye'de yaptığınız başarı evet. Bize Çanakkale'ye çok büyük bir ivme kazandırdı. Evet. Özkursan gibi bir firmayı da evet. Arkamıza destek aldık. Bundan sonra evet. Neler düşünüyorsun? Duyguların, düşünceleri nedir yani bu halden sonra? Vallahi şimdi Yavuz Bey işte İstinye'de zaten bu Özkursan firmasının da aynı zamanda sporcusu. Yani evet. Özkursan'ın desteklediği sporcu. Uzun zamandan beri kendisini zaten tanıyoruz. Telefondan dahi yardım istiyoruz kendisinden. Sağ olsun. Yani bu trap sporunda kafamızın takıldığı yerlerde kendisinden tabii bilgi bakımından kendisi bize devamlı telefonla dahi yardımcı olan bir kişi. Biz tabii oraya gittiğimiz zaman rica ettik kendisinden böyle bir müsabaka düzenleyelim. Gelir misin dedik. O da bizi kırmadı. Sağ olsun. Çanakkale'ye işte cuma sabahı geldi. Pazar işte bu gece nasip olursa dönecek yani 3 gündür burada. Misafirimiz yani. Evet, hem misafirimiz hem de bize burada biraz kendisinin zaten hocalığı da vardır. Teknik bilgi verdi. Tabii teknik bilgi verdi. Burada itman yaptık beraber. Çok güzel. Başka da yeni yetişen arkadaşlara falan işte ön ayak oldu evet. Yani. Kendisi yani spora kendini adamış bir insan. Bundan sonra Çanakkale'de bu spora evet. Karşı ilgi alakası ne olur düşüncen? Şimdi bayağı artıyor. Yani gençler de bu işe heveslendi, meraklandı. Evet. Başka avcı arkadaşlarımız da bu tarafa doğru yöneliyorlar. İşte Yavuz Bey de söyledi. Ben yani her türlü yardımcıyım dedi. Her zaman atlar gelirim size yardımcı olurum. Sağ olsun. Diyor kendisi. Yani bu spor gelişmekte. Yani atmak isteyen, merak eden arkadaşlarımız, gençlerimiz varsa gelsinler, buyursunlar. Poligonumuz herkese evet. Açık. Yani her türlü yardımcı oluruz. Evet, teşekkürler. Evet, ben teşekkür Aslan ederim. Aslan Bey, sen ne diyorsun bu Sarıyer yarışmasından sonra bir milat diyelim, bir başlangıç. Evet. Bir hemen akabinde burada yarışmaya başladık. Neler düşünüyorsun? Yani inşallah bundan sonra daha iyi şeyler olacak yani trap atışlarında. Evet. Yani avcılık atışı İhsat Kulübü olarak yani gençlere de bu işi aşılamamız gerekir. Yani artışları daha da fazla aşmasını diliyoruz. İnşallah daha çok artacak diyorsun yani İnşallah. Bu işler. Yarışmalar. Yavuz Alçoğlu'nun da söylemiş olduğu gibi önümüzdeki evet. Sene zaten Özkursan'ın Çanakkale'de yine müsabaka düzenleyeceğini. Evet. Evet. Tabii o zaman gitmesi biraz daha fazla katılmamasını dileriz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Duayen avcılarından, en büyük avcılarından Erol Pelivan abimiz burada. Onun görüşlerini soralım. Erol abicim ne diyorsun? Nasıl Vallahi vaziyetler? Yarışmalar çok güzel geçiyor. Tabii biraz daha çalışma gerekiyor. Bu sporda böyle. Her şeyde olduğu gibi bunda da çalışma olmadı mı? Olmaz. Çalışırlarsa çok iyi bir tarafçı olabilirler. Acaba
amatörlerden sonra ihtiyarlar arasında da bir var yarışma, mı bu yarışma? Yapabilirim. Yapabilirim. Girer misin? Girecek tabii, misin? Tabii. Çok güzel. Yapabilirim. Atışa devam yani. Devam. Hiç. Geçen sene nasıl yarıştık basmacı dayılan? Bu sene rakip yok ama yarışırız gene. İnşallah, inşallah. Öyle yani. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Karşımızda genç bir sporcu var. Kendini tanıtır mısın? Benim adım Mustafa Arsanoğlu. 8 yıldır bu atıcılığı yapıyorum. Yapıyorsun 8 evet. Yıldır koşturuyorsun amatör olarak. Amatör olarak koşturuyorum. Evet. Amacım profesyonellerde atmak. Niye? Milli takıma girmek. Evet. Yani şimdiye niyetim. Kadar var mı derecelerin? Finallerde, elemelerde dereceye girmişliğim var ama ilk 3 sıraya giremedim. Evet. Altılarda kaldım. Hevesim var, arzum var, ümidin de var. Devam aynen. Ediyorsun çalışmalara. Başarılar dilerim. Sağ ol, hayırlı olsun ederim. Bakalım. Sağ olun. Karşımızda kulübümüzün ikinci başkanı ve takımın kaptanı Haldun Balıkçıoğlu var. Evet. Kendisi de biraz evvel atışlar yaptı. Çekimini yaptık. Ne diyorsunuz? Nasıl gidiyor atışlar? Vallahi atışlar güzel gidiyor hocam. Çanakkale'de böyle şeylerin olması güzel. Arkadaşlardan da katılım var. Meraklı arkadaşlarımız var. Etraftan da geldiler. Durum nasıl? Senin vaziyet nasıl? Dereceye girebilecek misin? Vallahi onu bilmiyoruz. Orada şeye bakmadık. Kaç senedir devam ediyorsun? Sen epeydir devam ediyorsun. 2-3 yıldır atıyorum hocam. 3 yıldır atıyorsun. Hı. Peki bu Sarıyer yarışmalarında birincilik aldık, dördüncülük aldık. Evet. Hemen akabinde Özkursan bize bir destek oldu. Buraya geldi. Geldi. Evet. Ne diyorsun bunun için? Ya güzel şeyler bunlar Çanakkale için. Avcılarımız, atıcılarımız için. Hedef çıta yükseldi. Yani. Milli takıma sporcu verebilecek miyiz? İnşallah. İnşallah veririz. Ucuna geldik. Ucuna geldik. Ucuna diyorsun. Geldik. İnşallah, inşallah. Evet. Peki, teşekkürler. Oldu, ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim yarışmalarda. Evet, değerli misafirler, karşımızda yine Çanakkale'nin meşhur avcılarından, böyle gözü keskin avcılarından Orhan Bey kardeşimiz var. Ne diyorsun Orhan'cığım bu trap atışları için? Teşekkürler hocam. Trap atışlarına pek ilgim yok ama atış yapan arkadaşları görüyorum. Güzel atış yapan arkadaşlarımız var. Tabii avcılıkla bu, trap yani, farklı biraz tabii değil mi? Farklı bir olay. Evet. Ama bazı genç arkadaşlarımız var. Atışlarından dolayı güzel yani avcılığa yakın yani, yetişiyorlar. Ama iyi bir organizasyon. Tabii ki böyle de olması gerekiyor. Çanakkale Avcılar Kulübü böyle bir büyük kulüpken böyle şeylerin kulübümüzce yapılması hoş. Gayet güzel. İnşallah evet, daha devam edecek, tabii, daha zenginleşecek, çoğalacak. Tabii hocam. İnşallah. Peki tabii. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Yaz vuruş. İsmail'e. Oh.
Ah! Ah! Huh?
Hold!